Ben Makedonya'dan geliyorum. Evet. AK Parti'yi destekledik. Oradan geliyorsunuz. Oralı mısınız? Yok, Türkiye'liyim. Oy kullanmak için mi geldiniz? Yok, ben orada kullandım oyumu, sonra geldim. Sonra geldiniz. Peki neden verdiniz? Yani bunun için çok sebep var. Evet. Özellikle yurt dışından bu daha net görünüyor. Yani Makedonya'ya gelen her Türk, Türkiye'nin orada yaptığı şeyleri görünce duygulanıyor ve başka hiçbir şey olmasa, başka hiçbir sebep olmasa bu Türkiye'nin bu Osmanlı'dan kalan emanetlere sahip çıkması yeterli diye bunu ifade ediyorlar. Buradaki vatandaşlar da geçinemiyoruz diyor. Kiralar aldı başını gitti diyor. Yani az önce konuştuk. Mesela ben Afrika'da da yaşadım. Avrupa'nın da birçok yerine gidiyorum. Bir ülkenin mesela böyle gelişmişliğini gösteren, halkın alım gücünü gösteren bir şey mesela kuyumcu dükkanlarının olması. Az önce konuştuk. Birçok ülkede gidiyorsun, kuyumcu dükkanlarında sahte mücevherat satıyorlar. Yani Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani insanlar geliyor, düğünde, dernekte hediye için mesela mücevherat alıyorlar. Yani mücevher ne diyorlar burada? Altın alıyorlar mesela. Yani bu ülkenin gelişmişliğini gösteriyor yani kendi başına. Bir örnek yani. Yani biz kıyaslayamıyoruz yani. Mesela şu an ben daha dün izledim mesela. İşte Fransa'dan örnekler veriyorlar. Almanya'dan. Yani 30 yıl önce biz Fransa ile kendimizi kıyaslayamıyorduk yani. Hiç öyle bir aklımıza da gelmiyordu. Yani ama şimdi Fransa'da şu imkanlar daha fazla, Almanya'da bu imkanlar daha fazla deyip yani Türkiye'yi Fransa ile Almanya'yı dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyaslayabiliyoruz yani. Bazı noktalarda eksik bile olsak bazılarında ileriyiz. Yani bu bile gösteriyor ki Türkiye gelişiyor yani ve ulaştığımız noktada azımsanacak bir nokta değil. Altınlardan bahsettiniz de 85 milyon nüfus var ülkede. Belli bir kısmı alınıyor diyor. Belli bir kısmı alabiliyor. Diğerleri biz et alamıyoruz diyor. Sokağın yani, nabzında ben bunu hiç söylüyorlar bana. Doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Yani her şey son derece mükemmel değil. Ama başladığı mesela bu AK Parti hükümeti nereden başladı ve işi nereye getirdi? Yani bunu konuşmamız lazım. Hani 20 sene önce çok daha iyi durumdaydık da şimdi çok kötü olduk değil. Yani daha iyiye gidiyor. Bunun kıyasını yapmak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Mesela eskiden şey diyorlardı. Bir baba 5 çocuğunu okutabiliyordu. Şimdi bir baba okutamıyordu. Yok. Yok. Ben çok küçük birisi değilim. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Öğretmenler okuldan çıkıp tabla alıp limon satıyordular. Çocuklarını okutabilmek için. Yani şu an özel üniversite var. Herkes çocuğunu özel üniversiteye gönderiyor. Yıllık 100 bin, 200 bin, 300 bin TL. Veya kolejler var. Herkes çocuklarını kolejlere gönderiyor. Demek ki seviye iyi yani. Hem geçinemiyorlar hem de özel okullarda okutuyorlar diyorlar. Misal, bir soru işareti var. Mart ayına kadar mesela Türkiye'de diyor 100 bine yakın su araç satılmış. Pardon, 100 bine yakın araç satılmış sıfır. Evet. %50'si diyor su. Yani lüks araç. Şimdi %50'si yani 50 bin kişi 50 bin araç almış. Yani lüks yani 4-5 trilyon araç almış. Bunları kim alıyor yani? Sen de kafamız karışıyor. Bir yandan araçlar, altınlar, bir yandan et alamıyor. Yani kim alıyor, kim alamıyor? Bir de hani meşhur bir şey var. Arapçada cerbeze diye bir kelime var. Ya bir insanı ikna etmek için mesela kötü misaller gösterip ama çok yoğunlaştırılmış bir şekilde hep kötü örnekleri seçip göz önüne getirdiğin zaman o kötü örnekler onun için bir gözlük oluyor ve dünyayı öyle görüyor yani. Yani şu an öyle bir şey de var yani sosyal medyada inanılmaz bir şekilde kötü örnekleri göz önüne getirip arkadaki güzel örnekleri yani yapılan işleri kapatma gibi bir maalesef bir faaliyet var yani. Ama gerçekte de %52 gördü diyorsun. Yani evet. Destek vermez insanlar. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür. Seçimlerde kimi destekledik abi? Reisi destekledik. Peki Kılıçdaroğlu sizce neden kaybetti? Yani Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Yani bu insanların gözünün içine baka baka Kandil'le ittifak yaptı. Seçim yapmadım oldu. Dedi abi. Yapmadı oğlum. Bu millet aptal mı affedersin yani? Bunu hepimiz gördük. Onun Özdağ için. Da yanına çekti. Çekse ne olur ya? Hep danışıklı dövüş işte yani. Ümit Özdağ şimdi onun yanına gitti.
Yani kendi siyasi hayatını bitirdi sonuçta yani. Sen bir milliyetçi, ülkücü bir kökenden geliyorsun. CHP'nin HDP ile işbirliği, HDP'nin Kandil ile işbirliği, ona ortak oluyorsun. Yapmadığı için ortak olduk dedi abi. Ya yapmadı, hep yapmadı. Ama biz gördük her şeyi. Bundan dolayı mı kaybetti diyorsun abi? Ya bundan dolayı, bir de yani öyle bir liderlik vasfı yok ki adam. Yok. Yok tabii. Yani iş yapmasa yine alamazdı. Tabii yani yine alamazdı da yani o biraz daha etken oldu yani. Peki misal seçimden önce Erdoğan'da dezavantajlar var. Mesela enflasyon vardı, evet, geçim vardı, sıkıntısı vardı, ekonomi vardı, dolar 21'di, evet, deprem oldu, evet, geç kalındı falan denildi. Evet. Bunlar hep olumsuzluklar. Buna rağmen %52 oy aldı. Evet yani şöyle, ama insanoğlu gene, Türk insanı gene ne diyor? Yaparsa kim yapar diyor? Reis yapar. Ama öbür tarafta diyorsun her gelene bir şey veriyor. Sen söyle, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veriyor. 7 tane. Ya bu milleti yani hepten böyle aptal yerine koymak gibi bir şey. Yani 7 tane Cumhurbaşkanlığı yardımcısı mı olur? Yani bir dükkanın olur, bir tane iki tane ortağı olur. 7 tane ortakla ne olur? Gider mi? Gitmez. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.